vardır gizli olarak. Zikati Adem'de var çünkü bu. Adem peygamber müstesna da Nebi Zişan, onun kalbini Allah esma ile tezyin etmiş, esma ilahiyle. O ayrı, peygamberler ayrı, onlar masumdurlar, onlarda günah zahir olmaz. Gizli. Hazır ederlermiş çocuğa filan. Sonra bir gün efendi, tabi efendiye bu keşfolunmuş. İnsanlar iki türlüdür. Bazı insanlar vardır, böyle nazar ettiği vakitte halkın kalbinden geçeni Allah ona gösterir. Yani halkın kalbi orman gibi, onun nazarı da aslan gibidir. Nasıl arşlar ormanda böyle bila perva dolaşırsa insanların kalbini sezer. Halbuki kalp mühimdir, sır kutusudur. Ama Allah bazı kullarına gösterir. Hep Allah'ın kudretindedir. Hani huzuru saadete Ebu Cehil geldi, elinde bir takım taşlar vardı. Toplamış böyle geldi peygambere, dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, avucundakini bil, ben sana iman edeceğim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi: ben gaybı bilmem, Allah subhanehu ve teala gaybı bilir. Ama Allah bildirirse bilirim. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ona vahyetti peygambere. Dedi ki söylesin Ebu Cehre, avucundakiler mi seni bilsin, sen mi avucundakileri bilirsin? Ha dur şimdi, Cenab-ı Hak bana bildirdi. Diyor ki Cenab-ı Hak, avucundakileri mi ben bileyim, avucundakilerim beni bilsin? Ebu Cehil akıllı adam. Belki söylerse avucundakilerini atar tutar. Taşların konusunu mahal, onun için mahal, akıllı çünkü o. Aklı maaş sahibi. Aklı maaş, ata benzer, denize kadar gider, ondan sonra ileri gitmez. Avucundakiler bilsin seni. Peki, başladı taşlar söylemeye, ente Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ente Resulullah, sen Allah'ın Resulüsün demeye. Yok, nasibi olmadığı için kaldırdı, dedi senden daha ses. Ente Sahar'ın azim ya Muhammed, senden daha büyük sihirbaz görmedim ben de, yere vurdu ve kaçtı, kafir. Onun için bildirse bildirilir yani, dava böyle. Her şey Hak'tan bil, Allah'tan bil. Allah yücedir, ona hüsnü zannet. Gafariyetine, gafuriyetine, rahmaniyetine, rahimiyetine sığın Allah'a sığın. Her gün sığın, her an sığın, her an onu zikret. Hiç unutma Allah'ı. En büyük felaket Allah'ı unutmaktan gelir. Onların kalplerini gibi bu şüpheyi gidermek için Hazreti Mürşit dedi, gidiniz birer tavuk kesin getirin bana dedi. Kimsenin görmediği yeri. Herkes gittiler. Tavuklarını kesip geldiler. O talebe de gitti. Fakat geldi, elinde tavuk canlı. Herkes birbirine gülümsüyorlardı. Bak işte şeyin, mürşidin sözüne uymadı diye. Sonra mürşid ona hitap etti. Oğlum niye emrimi dinlemedin, ben tavuğu kesin getirin kim demiştim deyince. Dedi ki emrinizi dinledim efendim dedi. Hiç kimsenin görmediği yerde diye kayıt koydunuz. Ben nereye gidimse Allah'ın beni gördüğünü gördü. Öyle deyince döndü talebelerine, dedi ki evladım ben bunu bundan dolayı seviyorum. Bu her an Hakk'ın kendini görmekte, yani imanı kemalde ve ihsan babında kendisi. Onun için Hakk'ı unutanlar helak oldular, ölümü unutanlar helak oldular. Hazırlık yap, hazırlan, imanını kemale irdir. Sonra çok pişman olacaksın, çok nadim olacağız. Ellerimizi sıracağız, saçımızı sakalımızı yolacağız. Fakat faydası yoktur. İmanını kemale irdirmeye çalış. Ve her gün Cenab-ı Hakk'a her anda bulunduğun vakitte, baş başa kaldığın vakitte, hatta elin kârda gönlün yârda olsun, iş vaktinde, çalışma vaktinde, kalbin Allah'la beraber olsun. Elin işte olsun ama kalbin Allah'ta olsun. Ya Rabbi beni imanı kemalden, kamil imanı ayırma. Ya Rabbi beni Habibim Muhammed'inle ruhunu birleştir, tanıştır, seviştir ya Rabbi. Ve nazarı iltifatları ve beni narından azat et diye Cenab-ı Hakk'a daima böyle kulluğunu bil. Bir an ibadetten geri durma.
bir an ibadetten geri durmak. Kim ibadetten bir an geri kaldı, o kimse helak oldu. Dürüstle çalışman da, beş vakit namazını kılıp dürüst çalışman da ibadettir. Helalınla, alın terinle, kimseyi kandırmadan, kimseyi aldatmadan. Zaten aldatanlar bizden değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aldatan bizden değil demiş. Yani kandıranlar, aldatanlar, açık gözler bizden değil demiş o açık gözler. Onlar hep kapalı gözlü onlar. Açık göz kişi dürüst kişidir. Özü, sözü dürüst olan kişi açık gözlüdür. Akıllıdır. Öteki de akıllı değil, onlar kurnazdır, tilki gibi. Tilkide de kurnazlık vardır, akıl yoktur. Sonra kafanda tutulur. Fare de öyledir. Çok kurnaz hayvandır. Hırsızla geçinir, nihayetinde açlıktan ölür. Resul-i Ekrem nur-u ilahidir. Allah onu sirac-ı münir olarak Kur'an'da. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şahiden ve müşşeran ve nezîrâ ve dâin ilallâhi biiznihi ve siracen münîrâ. Nurlu bir sirac olarak önümüze koymuşuz, yol gösterici bize. Dünya ve ahirette. Kimse adet istiyor. Ey malına, mülküne, rütbesine güvenen. Bilmiş ol ki hepsi yakın zamanda elinden çıkacak. Ancak imanın ve amali salihatın senden yoldaşı olacaktır. Sana faydası olacaktır yani. Kalp temizliğin, kalbinde olan Allah'a muhabbetin, Allah. Resul'e muhabbetin, Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya muhabbeti sana yoldaşı olacaktır. Ondan gayri olan şeyler de senin başına bela alacaktır. Sonra çok beddua okuyabilirsin. Malına mülküne ama hiç faydası yok. Adamcağız sarayını yaptırdı da vakti beni İsrail zamanında. Efendim beni hikayesi, sen ibret al. Tarihten ibret al, iyi olacak. Tarihten ibret almayanlar, tarihe ibret olurlar sonra. Unutma bu sözümü benimse. Adam ibadette atı bıraktı, biraz zevk-i sefa edeyim diye şeyini yaptı efendim. Sarayını ihmal etti. İş bitti mi kapıya cansız at gelir. Kulağını benden yana ver. Görüyorsan eğer, görüyorsan görmüşsündür. Görmezsen ben sana ne söyleyeyim. Kızı evlendireyim, çocuğu şöyle askerden gelsin, şöyle yapayım dedin mi, iş bitti mi kapıya, erkeğin vazifesi vardır burada. Vazife bitti mi kapıya cansız atı getirirler, dayarlar. Hiç kimseye yar olmamış. Hiç kimseye yar olmamıştır dünya. Hele de surete insan hakkında köpeklerin içerisine düşersen, kemiğe de talip olursan ısırırlar seni sonra. Tam rahata koşayım derken kapı çalınmış. Siz burasını böyle yap, burası şöyle yap derken tekrar evi tanzim ediyor, sarayını falan kapı çalınmış, kitler üstü başı eski bir adam. Kulağını benden yana ver. Seni hakkıyla davet ediyorum. Dua edin. İbadet etmeyen kardeşlerimiz için de dua edin. Onlara hakaretinize de bakmayınız. Ya Rabbi onlara da ibadetin lezzetini, zevkini ver. İmanın tadını tattır diye. Onlar için de Allah'a istiğfar ediniz. Yapacağınız istiğfar ile birçok din kardeşlerimiz hak yola gelecektir. Unutmayın ha. Kısım akrabandan sevdiğim var fakat doğru yola gelmiyor. Onun için istiğfara tutur. Allah'ın tesbihi onun namına. Ya Rabbi onun günahları içinden istiğfar ediyorum da istiğfar et. Allah onun şekavetini saatte çevirebilir. Her şeye kadir-i kayyum Allah'tır. Kapıda bir eski adam. Kapıyı açtığını istiyorsun dediler. Dilenci misin sen? Hadi. Dilenci ben değilim. Sahin sahibi göreceğim dedi. Canım dedi sen deli misin? Sana tenezzül etmez konuşmuyor sen dediler. Yok dedi öyle değil bildiğin gibi. Sen beni böyle üstü başı eski görme dedi. Ben seri boyları bükerim, ederim keman dedi. Haydi ihsan ederim, vermem aman. Hiç. Görüşüyor ondan ben. Ve birdenbire yukarıda peyda oldu. Orada yok oldu, yukarıda peyda oldu. Beyin odasında. Ne işin var senin burada dedi. Dedi ki, zamanın geldiği ruhunu kabzedeceğim. Ben melekül mevtim. Amanı!
Eyvah, müsaade et biraz ben tövbe istiğfar edeyim ya, ibadete başlayayım. Ah canım efendim, ah gözümün nuru kardeşlerim, evlatlarım. Allah deyin fırsat eldeyken. Can kuşu bedenden uçmadan Allah deyin. Allah! Tövbe istiğfar edeyim, yok dedi, vakit yok, fırsat yok, şimdi alacağız. Öyle deyince döndü şeylere, malına, mülküne, o süslü evine. O süslü antika eşyalarına döndü. Allah sizin cezanızı versin. Beni Allah'tan men ettiniz. Sizden uğraşayım derken tamam. Rabbime ibadet edin deyince eşya dile geldi. Bize ne sebbediyorsun? Sen kendi kendine sebbet. Biz sana ne yaptık? Dediler ve ruhunu kabzetti gitti ahiret alemine. Orada buluşacağız şimdi. Bu kısa anlattığım için orada Allah beni ondan görüştü o adamdan kimse. Anlaşın. Hemen ibadet ve taatlarınıza devam ediniz. Bugün tövbe edeyim, yarın tövbe edeyim, öbür gün dürüst olayım. İçkiyi, fışkıyı falan bırak öyle şeyleri. Onlara hayır gelmez. Nihayet itimarhane, ya hapishane ya hastane. İyi bir şey değil. Kalp kırarsın. En sevgili kalbi kırarsın. Rabbini kırarsın bir defa Allah'a. Resul-i Ekrem'i kırarsın. Ne yaptığını bilmesin ki. Milyonları versen vatanı ihanet etmezsin vatanına. Anlıyorum, biliyorum, vatansever insansın. Ama içkiyle yapabilirsin. Milyonları versinler imandan dönmezsin. Ama içkiyle yaparsın, bedava verirsin imanını. İyi bir şey değil. Senden Haydar-ı Kerrar'ın yoluna. Senden Hazreti Muhammed'in yoluna. Senden Kur'an yoluna. Senden Sıddık'ın yoluna, Faruk'un yoluna, sahibül hayai vel imanın yoluna dönsen, sana nur nur açmışlar yolu, gösteriyorlar. Kim oraya girdi? Bir gemiye girmiş işte, felaket aleminden oraya sığınanlar gemiye girmiş gibidir. O bir ruhun gemisi gibidir onlara, onlara sığınmak. Peygamber'e Allah'a sığınmak, ruhun gemisine sığınmak gibidir ya. Denize düşmüşsün, felakettesin, husrandasın. Gemiye sığınırsan canını kurtaracaksın. Hem dünyada hem ahirette. Ya Rabbi, bu sözlerimizin tesirini halk et. Bizim kalbimize, biz seni sevmeyiz ya Rabbi. Sen bizi sevmeyince biz seni sevemeyiz. Sen bizi evine davet etmeyince biz senin evine iltica edemeyiz. Kalbimize sevgini ver. Habib-i Muhammed'inden bizi ayırma. İyiler, dürüstler yolunda bizi sülûk ettir. Hak için gaza eden her yola sülûk ettir. Allah için, tevhid için, mukaddesat için, kanından kendine kefen biçenler yoluna sülûk ettir ya Rabbi. Vallahu yedi ilâ dâri selam ve ehdi men yeşâ ilâ surat-ı müstakîm.